yanlış algı var, oradan başlayacağız. Daha sonradan da yavaş yavaş web sitesinden başlayacağız. Ondan sonraki haftalarda zaten online kanal ajandalara geçeceğiz. Bunların tamamını nasıl bütünlük içinde yönetmeliyiz onlara geçeceğiz. Şimdi burada benim öncelikle üstünde durmak istediğim bir mevzu var. Şeyi çok net anlamamız gerekiyor. Onun ben biraz üstünde durmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi ben üniversitede ortaokuldan başlayayım. Ortaokulda her Türk erkeği gibi, bizde var abi niye bilmiyorum, böyle karate yapayım. Malkoçoğlu, onları izledik falan, atlayalım, zıplayalım. Hakikaten de şeye gittim, babama çok ısrar ettim, beni bir kung fu şeyine yazdırdı. Sınıfına yazdırdı falan. Şimdi ama benim hayalimde, filmde izliyoruz ya biz öyle yani. Şimdi uçuyor, bir sürü hareketler. Şimdi gidiyorum abi, bir ay adam bana şınav çektirdi yani. Şınav çek, egzersiz yap. Ya ben istiyorum ki hemen ertesi gün abi takla atayım falan, böyle döner tekme atayım falan yani, anlatamıyor muyum? Olmuyor yani. Şimdi adam dedi ki Erhan, senin o seviyeye gelebilmen için en az dedi 3 sene şey yapman gerekiyor. Yani bunun artık egzersiz, hani bu şeyde de var ya, karate gitti, cilala parlat, cilala parlat. Yani ondan aslında hiçbir farkı yok. Ya da şeyi düşünün, ben üniversite bu sefer tiyatroya merak saldım. Biz Gazi Üniversitesi mezunuyum ben Ankara'da, onların tiyatro kulübü vardı. Çünkü o dönem izliyoruz işte sanatçıları falan, çok güzel. Ben zannediyorum ki tiyatro kulübüne başlayacağım, ertesi gün bir dizide başrol oynayacağım falan. Öyle bir algı var. Şimdi şeye gittik, şey yapıyoruz tiyatroda. Yani biz 3 gün, emin olun yani artık 3 periyot bunu yaptık yani. Şey yapıyormuşuz yani. Ağzınızı açmanız gerekiyormuş falan yani. Hani şunu demek istiyorum. Aslında bizim yapacağımız işin ne olmak istiyorsanız, şuradasınız ya. Şimdi aslında şu dijital televizyon şeyinin en büyük sıkıntısı biraz orada. Zihninizde sonucu ortaya koyuyorlar ama bir yemek bile mesela, yıllar değil mi annelerimiz o ya da ahçı o güzel yemeği yapıyor mu? Onun bile bir yolculuğu var. Online kanal yönetimi süreçlerinde bundan hiçbir farkı yok. Yani ben hemen bugün online'ımı yönetmeye başlayayım, yarın Booking'den en iyi satan otel, en yüksek alan şey diye bir şey yok. Bu çok ciddi bir şekilde disiplin isteyen, planlı hareket edilmesi gereken ve gerçekten emek isteyen bir şey. Yani atıyorum günde bu işe 3 saat ayıracaksınız. Belki bir sene sonunda istediğiniz yere geleceksiniz. Ama bu 3 saat planlı, programlı şekilde, yani aslında bu şeyin en önemli noktası burası. Yani biz size şimdi göstereceğiz, birçok şeyi göstereceğim ben, yapacağız edeceğiz. Ama şunu bilin, bunların hiçbirisi kolay olmuyor. Aynı çocuk da öyle. Mesela benim kızım var şu an 8 yaşında, doğdu 8 sene önce falan. Dedi ki Erhan 40'ı geçsin düzeliyor. 40'ı geçti. Dedi ki Erhan dişi çıksın düzeliyor. Yani düzeliyor dedim, şey rahatlayacağız biz yani. Yani eski günlere döneceğiz. Dişi çıktı. 1 yaşına gelsin düzeliyor. 3 yaşına gelsin düzeliyor. 8 yaşında abi hala da olmadı yani. Yani istediğimiz şeye gelmedi. Hani daha hala da bu, anladım ki ben 18'e kadar gidecek. Yok. Ebediyen. Ebediyen. Burada daha büyükler demek ki ben o da yanılgıymış. Herhalde ben de bu 20 sene sonra eğitim verirsem şey diye düşünüyorum. Şeker veriyorsun küçücük susuyor. Sonra şey. Daha büyük şeyler. Daha büyük şeyler. Ya kandırıyorlar ya böyle. Sizi de öyle de online'da yani atıyorum bir şeyi de söylüyorum. Mesela biz teknoloji sağlıyoruz. Mesela piyasada şey var. Channel manager'ları al, hayatım kurtulacak. Ertesi gün her şeyi de satacaksın. Atıyorum booking engine'i web sitesine koy. Bunların hepsi dediğim gibi arkadaşlar, alın emek isteyen şeyler. Üstünde planlı bir şekilde bunları şey yapmanız gerekiyor. Yönetmeniz, planlamanız ve vakit ayırmanız gerekiyor. Yani bir şey internette diye şey gibi düşünmeyin. Hani ben onu vitrine koydum, hiçbir şey olmayacak gibi düşünmeyin. Online'da başarılı olan otellerin biz şeyini inceliyoruz. Dinamiğini inceliyoruz. Oteller çok ciddi derecede bu işe vakit ayırıyorlar. Ve oynuyorlar, deniyorlar, test ediyorlar. Yine online'ın normal dünyadan farkı şu. Direkt olarak siz normal dünyada yaptığınız şeyleri, tepkileri görebiliyorsunuz. Mesela ben şu an size bir eğitim veriyorum. Yani hepiniz surat ifadesinden iyi kötü bir şeyleri kestirebiliyorum kendimce. Görüyorum yani. Gerçek zamanda bir etkileşim var şu an. Ama bu internet ortamında maalesef çok mümkün olmuyor. Sizin yaptığınız bir aksiyonu insanların suratına bakarak, tepkileri ölçerek değil, rakamları analiz ederek anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla analiz konusunda da kendimizi ciddi derecede geliştirmemiz gerekiyor. Yani ben eğitime başlarken şu 3 noktayı özellikle tahtaya da yazayım. Çok önemli. Bir, online dediğimiz yönetim süreçlerinin
vakit aldığını şöyle ya da nasıl yazalım? Zaman artı şey diyelim. Zaman artı emek. Yani belli bir zamana ihtiyacımız var ve belli bir emek harcamamız gerekiyor. Bunları yapmadan isterseniz dünyanın en iyi ajansını, dünyanın en iyi web sitesini $300,000 vererek yaptırın. İstediğiniz sonuçları alamazsınız. Yani ortada bir şey söz konusu olması gerekiyor. Süreklilik söz konusu olması gerekiyor. İkincisi, bir planlama olması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şöyle geçebilirsiniz ya. Şöyle buyurun şu taraftan. Ya da arka tarafta sandalyeler var. Ciddi bir planlama yapmamız gerekiyor. Yani planlamadan kastım şu. Siz bulunduğunuz konumda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Siz kimsiniz? Yani otel olarak kendinizi tanımanız çok önemli. Buna da geleceğim birazdan. Şimdi planlama kısmında siz lüks segmentte bir otel misiniz? Orta segmentte bir otel misiniz? Nasıl bir fiyatlandırma stratejisi izleyeceksiniz? Yani bunlar çok önemli konu başlıkları. Rakipleriniz nasıl bir fiyatlandırma stratejisi izliyor? Rakipler nasıl bir fiyatlandırma politikası izliyor? Bunların hepsi sizin için çok önem arz eden mevzular. Yani şunu demek istiyorum. Siz eğer rakip, ya bazı mesela biz otel sahipleriyle konuşuyoruz. Ya Eren benim otelim bu kadar etmez diyor. Ya doğru ki belki gerçekten etmez. Bunlar ayrı konu. Ama yanı başında seninle aynı dinamiklere sahip bir otel atıyorum $40 satarken ve bu adamın da puanı gerçekten internette 8'in üstündeyken ve atıyorum 300 tane yorum almış, senin böyle return misafiri değilse o adamdan müşteri çalıp alman çok zor. Yani planlama şeyini çok iyi yapmanız gerekiyor. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Tarkan Bey'le konuşuyoruz. Tarkan Bey diyor ki Erhan yani orada patron, yani şeyin patronu benim dedi otelin yani. Ben çok profesyonel bakmıyorum dedi hani konuya. Çünkü bazen patron diyor kardeşim benim otelim $100 ediyor diyor. Şeyden o tutuculuktan kendinizi kurtaramazsanız oteliniz satmaz. Çünkü siz sahaya çıktığınız an artık orada oyun belirleyici siz değilsiniz. Serbest piyasa koşulları oyunu belirliyor. Bunun içinde kendinizi ve müşterinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bugün biraz onlara da bakacağız. Bu iki haftanın konusu bu. Şunu demek istiyorum. Müşteri internetten otelinizi bulurken nasıl buluyor bunu bilmeniz lazım. Bunu anlamadan hiç adım ilerleyemezsiniz. Ya da kendiniz şey yapın, ben hep diyorum pratik olarak, bazen üniversitelere de gidiyorum, öğrencilere de diyorum. Diyorum ki arkadaşlar, nereye tatile gitmek istiyorsunuz? Siz mesela nereye gitmek istersiniz dünyada en fazla? Siz beyefendi, isim neydi? Sedat. Sedat Bey, nereye gitmek istersiniz? Barcelona. Barcelona. Gerçekten gidin, Barcelona'ya bir tatil rezervasyonu yapın. Onu gerçekten araştırın. Yani kendiniz de bir inceleyin. İnternette nelere bakıyorsunuz? Hangi otelde kalacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Mesela şimdi atıyorum Laleli'deki otelle Taksim'deki otel deyince sizin kafanıza çok ciddi, olgun, keskin hatlar beliriyor değil mi? İspanya'daki bir adam için Laleli, Taksim hiçbir şey. Adam Laleli'deki otelin puanına bakıyor, fiyatına bakıyor. Çünkü bakıyor, ben öyle yapıyorum gittiğim zaman. Arada ne kadar var abi? 1,5 kilometre? Yok bile. Taksim Laleli. Yok. Yok. 5 kilometre, 6 kilometre. Ya 5 kilometre, yani 5 kilometre, 6 kilometre de çok şey değil. İşte ben yeni bir seyahate gideceğim mesela. Şehir merkezinde 9 mil kalacağım otel şimdi. Yaptım yani rezervasyon. Çünkü arabam var. Diyorum ki çok sorun değil. Yani gidip günlük hem atıyorum $60 otopark ya da $40 otopark ödeyeceğim. Bir de günlük $20-30 farklı bir şey yapacağıma gider orada kalırım diye planladık, yaptık yani hani şeyi. Yani şunu demek istiyorum. Daha önce hiç buraya gelmemiş. Ve bu şey için de aynı. Mesela ben geçen İzmir'e gittim. Benim için o da, yani ben İzmir'i bilmiyorum ki yani. Benim için Barcelona'da bir farkı yok yani. Mesela bizim orada bir tanıdık otelci var şeyde.
basmane diyorlar oraya. Orada biz orada kalıyoruz. Ve bayağıdır da orada kalıyorum. Orayı biliyorum. Daha sonra arkadaşlar beni gezdirir diyorum. Ne kadar yanlış bir yerde kalıyormuşum dedim. Sonra anladım. Çünkü gidip geliyorum ya İzmir diye abarttıkları bu mu diyorum yani. Beni yani orada biraz İzmir'in şeyi bir yerine götürün yani orada kalmışım. Ben, benim kafamda da İzmir ondan ibaret. Yani demek istediğim satın alan insanın neye nasıl karar verdiğini anlamamız çok önemli. Çünkü insanlar biz gibi internet ortamında belli referans alarak karar veriyorlar. Fiyatınız, en önemli iki referans, puanınız. Ve bu sizin pazarda kendinizi nasıl konumlamanız gerektiğini gösteriyor. Bakın bu arada ben şeyi parantez içinde söyleyeyim. Ben şu an online segmentten bahsediyorum. Yani bunun corporate'ı var, grubu var, yani otel şeylerine göre. Bunların dinamikleri çok ayrı. Bizim eğitim boyunca devamlı ele alacağımız konu online segment. Yani internet üstünden herkese, yani B2C dediğimiz müşterilere açık kanallarda yapılan satışlardaki dinamiklerden bahsediyorum. Bunları anlamadan şey yapmamız çok zor, yol almamız çok zor. Tekrar edeyim burayı, toparlayalım, daha sonradan da örneklere geçelim. Birincisi, bu işin zaman ve emek istediğini bileceğiz. Yani yine benim dediğim gibi yani, hani ben Kung Fu dersine yazıldım, ertesi gün Bruce Lee ile Bruce Lee gibi olacağım diye bir şey yok yani. Adam 20 sene uğraşmış. Yani o ilk etapta sadece şınav çekersiniz, mekik çekersiniz, ondan öteye gidemezsiniz. Yani bu da böyle olacak. Şimdi Booking'in extranet'ine gireceksiniz. Expedia'nın extranet'ine gireceksiniz. HRS'inkine gireceksiniz. Agoda'nınkine gireceksiniz. Hotelbeds'e gireceksiniz. Kafanız bir karışacak zaten yani, klasik. Hepsi bin tane şey nasıl yapacağım diye. Sabırla devam etmeniz lazım. Bakmanız lazım. Hangisi nasıl çalışıyor? Bunların dinamiklerine, ilgili market müdürleriyle devamlı irtibatta olmanız lazım. Bu işi zor yapan, otelci için zor yapan şu, her birinin dinamiği de ayrı. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Expedia'daki bir model, bir kampanya yapma şekliniz Booking'de sizi dibe batırabilir. Hepsinin dinamiklerini, çalışma yöntemlerini, müşteri gruplarını da tanımanız ve bilmeniz gerekiyor. Örneğin biliyorsunuz Expedia bir dönem, yani sadece Expedia Collect dediğimiz şimdiki metotla çalışıyordu. Yani sadece insanlar kredi kartını veriyordu. Expedia müşterinin kredi kartına charge ediyordu. Expedia otellere bir kredi kartı gönderiyordu ya da öncesinde bankalarına havale ediyordu. Metot bu şekilde çalışıyordu. Booking ne yapıyordu? Tam tersini yapıyordu. Size kredi kartını gönderiyordu. Müşteri siz kredi kartına charge ediyordunuz. Aradaki komisyonu booking.com'a ödüyordunuz. Onlarda bile daha sonra şu an Expedia Hotel Collect'i çıkardı. Niye çıkardı? Yani biliyorsunuzdur ama sorayım size. Niye çıkardı biliyor musunuz Hotel Collect'i? Yani Hotel Collect dediğimiz yine Booking'deki modelin aynısı. Müşteriye şu opsiyonu veriyor. Diyor ki otelde mi ödemek istersin yoksa Expedia'da bana mı ödemek istersin? Diyor. Neden? Bir fikri olamaz mı? Yönde talep artmış olabilir. Seçenek sunmak için. Olabilir. Başka neden olabilir? Yani insan neden olabilir? Vergi açısından fark eder mi açıdan? Aynen. Başka ne olabilir? Son kullanıcı açısından daha kolay. Booking.com'un çıkmasıyla birlikte. Yani şimdi ödeme şansı misafir son dakika ödeme yapabilir. Yani iptal edeme şansı biraz daha ödeme olarak otele gittiğinde ödeme yapmış olabilir. Baktığınızda. Tabii ki rezervasyon statüsüne göre siz orada kredi kartını otel garantileme şeye hakkına sahip ama hani adam gidip otelde de direkt ödeyebilir. Bazıları sonunda kredi kartından direkt olarak rezervasyon anında garanti almıyor. Mesela Booking'de şimdi online ödeme sistemi çıkardı Expedia gibi. Onlar da aynı şekilde direkt olarak misafir Booking'e ödeyebiliyor bu arada. Evet, yani onlar da onu çıkardı işte. Niye o onu, niye o onu çıkardı acaba? Rekabet edilebilirlik. Çünkü şöyle oldu. Ben size şöyle dedim. Expedia Amerika merkezli bir şirket. Oradan doğdu, büyüdü. Booking.com Avrupa merkezli bir şirket. Diyorum ya müşterilerinizi tanıyın diye. Bu firmaların en iyi yaptığı şey müşterilerini çok iyi analiz edip datalardan müşteri davranışlarını çok iyi anlamaları. Expedia'da Amerikalı bir insan kesinlikle ve kesinlikle kredi kartının otele gitmesini istemez. Yani bu biraz kültürle ilgili bir şey. Der ki Expedia tanıdığım firma, ben vereyim Expedia bana charge etsin. Otelde ne halleri varsa görsünler yani. Ben tanımadığım adama kredi kartım falan vermem mantığı vardır Amerikalılarda. Ve Amerikalı'daki otellerin birçoğunda yine girin bu Hotel Collect, Expedia Collect opsiyonunu sunmuyorlar bile. Direkt Expedia Pay'dir yani. Expedia'ya ödersiniz oraya gider. Ama bir biz ondan sonra işte Orta Doğu, biraz Doğu Avrupa,
bazı durumlarda Batı Avrupa'da ya ben atıyorum Haziran'da gideceğim tatilin parasını niye şimdiden ödeyim diyor. Dolayısıyla Expedia bu pazarlardan pay alabilmek için otel kolekti çıkardı. Otels.com'u satın aldı. Bir sürü satın alma çıkıyor ama business modeli olarak bunu çıkardı yani. Otels.com'da da daha önce Expedia Pay gibiydi yani. Bu şeyleri çıkardı. Booking.com ne yaptı? Amerika'da büyümeye çalışıyor Booking.com. Amerika'daki müşteri Booking.com'dan rezervasyon yapmayı sevmiyor. Çünkü kredi kartının otele verilmesinden hoşlanmıyor. Onlar da o opsiyonu çıkardılar. Yani şunu demek istiyorum. Müşterilerinizi tanımanız o sebeple çok önemli. Müşterilerinizi tanımadan doğru strateji geliştiremezsiniz. Bunun için de biraz dataları okumayı bilmeniz gerekiyor. Bu iki derste göstereceğim. Nereden, hangi müşteri dataları nasıl okunur, ne yapılır onu anlamamız gerekiyor ki doğru aksiyon planı çıkalım. Yani atıyorum sizin Amerika'daki bir otelde genel müdür yapmış bir adam bazen getiriyorlar işte. Ben de çok çalıştım zincirlerden. Adam Amerika'da çok başarılı geliyor patlıyor burada. Yani buranın dinamiği çok ayrı. Maalesef öyle. Gerçekten yani yurt dışına gideniniz var mı? Ben de gittim Amerika'da üniversiteden sonra. 2 sene hayatımda hiç bocaladığımı hatırlamıyorum. Benim en değer verdiğim, en kıymet verdiğim şeylerle adam dalga geçiyor. Adamların çok değerli bulduğu şey bana saçma geliyor. Hatta bu 11 Eylül döneminde yani şey olarak söylüyorum o kadar bu konuya hassas duygusal yaklaştılar ki biz tam dönüyorduk o dönem. Üniversitedeydim ben. Work and Travel'la gitmiştik. Bize FBI şey yaptı. Çevirdi falan. Çok rahatsınız dedi. Suçumuz bu. Bizi şeyden ayırmıştı. Ya çünkü ben bir Amerika biz alışmışız. Yani şey olaylara falan. Benim için çok adam bunu şey zannediyor yani. Hakaret olarak algılıyor yani. Sen diyor, orada çünkü çok ciddi alır. Bu arada onlar da kendi çapında çok milliyetçiler. Dindarlar yani. Kendi dinlerince şeyince. Sen millet endişeli şeye bakıyor. Orada haber var. Biz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Yani bu rahatlığı adam tehdit olarak algılayıp bizi bayağı bildiğiniz FBI sorgusuna falan çektiler yani. Ne? Sen şey ne? Ama, ya tam olduğunda işte. Olayı niye takmıyorsun? Tabii 2001'de mi olmuştu? 2001. Ben o olay olduğunda Amerika'daydım. Housekeeping'de cam siliyorum böyle. Hatta bana der ki duydun mu ikiz kuleleri çarpmışlar. Biz cam siliyorum. Anlamadım yani. Sonra şeye gittik orada bir otel büyük bir şeyi vardı. Böyle kafeteryasına gittik. İnsanlar izliyor falan. Bizim için çok normal. Zaten otel müdürü bizi çağırdı. Dedi ki tamam siz dedi bir ay vardı stajımıza. Siz dedi bir gidin artık dedi şey yapmayın. Erkenden gidin dedi. Gönderdiler bizi. O dönem çok şey olmuş değil mi Müslümanlara falan şey. Yani neyse oradan tutun da buraya kadar insanlar çok farklı, farklı alışkanlıklar var onları tanımamız gerekiyor. Bir diğer şey, şu posa örneğini unutmayayım diye yazdım. Şimdi şeyi biliyorsunuz, kartlar bir normal debit kartlar var, bankamatik kartları var. Ben de M-Para'yı kullanıyorum. Yani normal şey olmasın falan diye. Yani hep harcamalarımı oradan yapıyorum. Bir de kredi kartları var, çipi var. Şimdi biz bazen yoğun olduğumuzda ben buraya ofise bir şey var burada restoran oradan yemek söylüyorum arıyoruz yemek geliyor falan. Bir tane bir gün çocuk geldi. Şey benim karttan deniyor. Şey bir çocuk yani böyle hani belli de ona demişler ki oğlum git buraya sok kartı şey yap öğretmişler o da öyle. Şimdi yandan çekiyor kartı çalıştıramadı ve dedim getir ben bakayım dedim POS makinesine falan. Yok yok abi yandan değil diyor buraya sokman gerekiyor onu. Ben diyorum ki bunun çipi yok diyor. Bu diyorum çip için olan şey. Yok yok diyor. Adam aldı bayağı uğraştı falan. Yani şunu demek istiyorum. Hayatta bazen ezbere davranmamamız gerekiyor. Ona demişler ki sen kartı al. Sen buraya sok. Öyle şey. Yani adam oradaki çip ne işe yarar? Yandaki o şeyi bilmiyor. Bilmediği için de öğretildiği gibi yapıyor direkt yani. Ben o gün böyle çok ilginç oldu benim için de. Yani hani bazen biz yaptığımız birçok şeyi öyle yapıyoruz. Otelciler için dedim yine en büyük tehlikelerden bir tanesi şu. Ben bunu hep söylüyorum. Hangi online seyahat ajantası olursa olsun. Bazı şeyleri onlardan öğrenmeyi beklemeyin. Yani onlarla yaptığınız sohbetleri, onlarla yapmış olduğunuz size bir şey dediklerini kendiniz için genel doğru haline getirmeyin. Onun en büyük sebebi de herkes kendine göre size, yani kendi neyse artık Expedia, ben de biliyorsunuz müdürüm Expedia'ya çalıştım, ben de söylüyordum. Ama o Expedia'nın işine yarıyordu yani. Otelcinin çok da işine... Ya tabii Expedia için işine yarar da otelcinin asıl görevi kendisi için tüm kanallarla çalışmak, karlılığını optimize ettiği kanala da pay vermek ve bunu devamlı yapmak. Yeri gelir Expedia ile çalışır, yeri gelir web sitesiyle çalışır, yeri gelir GTA ile çalışır. Otelci merkezdeki kişi. Yani o yüzden bazen çok diyorum ama Erhan Bey öyle demediler diyor. Ya sen onları şey yapma yani hani o oraya sokup durma. Bunun abi yanında şey var. Bil yani ne olur bilirsen ona göre daha doğru karar verirsin.
Ya da atıyorum geçenlerde video dolaşıyordu. Çok hoşuma gitti. Yağmur yağıyor. Adam belli ki her sabah çimleri suluyor. İzlediniz mi o şey? Çok hoşuma gitti. Şemsiye Tepe'de suluyor bahçeyi. Yani otomatiğe bağlamış adam artık yani. Hani her sabah yapıyor yani. Hani o da çok tehlikeli bizim için. Çok da otomatiğe bağlamamamız gerekiyor. Dolayısıyla tüm bu eğitimlerin aslında 8 haftalık eğitimlerin ben bu ana kısmını çok önemsiyorum. Ben Channel Manager aldım. Ben en iyi web sitesini yaptırdım. En iyi Booking Engine'i web siteme koydum. Ertesi gün uçacağım. Yanlış. Hangi teknolojiyi alırsanız alın iyi yönetilmesi gerekiyor. Bugün Google bile artık, Google reklamları bile para verdiğiniz haline kalite puanı diye bir şey çıkardı. Onu da yazmıştık. Önümüzdeki derslerde olacak. Diyor ki bir başka adam az para verdiği halde senden iyi yönetiyorsa ben algoritmik olarak o adamı senin üstüne çıkarırım. Yani iş artık paraya da bakmıyor yani öyle söyleyebilirim size. Yani sizin bunu bildiğiniz profesyonel bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Trafiktesiniz, arabanız var, arabayı sürüyorsunuz. Hangi araba olursa olsun altınızda iyi şoför olan kazanıyor diyebilirim size. Hani dolayısıyla bu alanda bir şey yapmak istiyorsanız, bu alanda ilerlemek istiyorsanız öğrenmeniz gerekiyor ve bunu da iyi anlatmanız gerekiyor karar vericilere, karar mercilerine. Yani bazen şey yani çok basit görüyorlar şeyi, konuyu. Yani gerçekten bu konuların hepsi ayrı uzmanlık isteyen konular, ayrı emek isteyen konular ve kendi içinde bir uzmanlık gerektiriyor. Bundan emin olabilirsiniz. Birçok otelle çalışıyoruz. Çok iyi oteller çok ciddi satışlar kaybediyorlar. Ve çok hareketlerimizin tamamı yağmurda çim sulamaktan farksız benim gözlemim. Çok şey yapıyoruz. Çok yani kör bir şekilde bazı şeyleri takip ediyoruz ve yapıyoruz. O sebeple dediğim gibi bu işin zaman istediğini ve emek istediğinden bir defa farkında olacağız. Bunu sürekli yapacağız, disiplin haline getireceğiz. Öyle bir şey ki bu iş internet ortamında özellikle aynı egzersize ben çok benzetiyorum. Her örneğimde bir ay yapmadınız mı geri düşüyorsunuz. Süreklilik istiyor. Kurulum ayrı çok önem arz ediyor. Kurulum, kullandığınız teknoloji çok önemli. Ama onun kadar bunların yönetimi de çok önemli. Dediğim gibi biraz farklı şeylerden bakmak gerekiyor. Pencerelerden bakmak gerekiyor. Ve kendinizi tanımanız gerekiyor. Rakipleriniz nasıl, bölgedeki insanlar nasıl, kendinizi tanımamız gerekiyor. İstiyorsanız şimdi burayla ilgili sorusu olan varsa, sormak istediği, söylemek istediği bir şey, oradan şey yapabiliriz, cevaplayabilirim. Şimdi istiyorsanız internette genel olarak, ben tamamen kendime örnek alıyorum. Bir otel ararken ne yapıyorum? Ona bir bakalım hızlıca. Ben nasıl otel arıyorum? Mesela önümüzdeki hafta bir seyahatim var benim. Şöyle otel alalım. Amerika'ya gideceğim için Expedia'dan rezervasyon yapıyorum. Neden? Çünkü Expedia Amerika'da güçlü. Buna da böyle bilin. Yani kimse Booking falan Amerika'da bunun adı yok yani. Booking fiyat paritesinde de şeyde de Expedia çok iyi. Ondan birkaç önce Hindistan'a gittim. Hindistan'a gideceğim zaman her zaman Make My Trip'ten rezervasyon yaptırırım. Çünkü inanılmaz güçlüler. Uzak Doğu'ya gideceğim zaman Agoda'dan rezervasyon yaptırırım. Çünkü inanılmaz güçlüler. Yani şunu demek istiyorum. Her bölgenin güçlü olduğu OTA'ler çok farklı ve bunu görebiliyorsunuz. Yani bu şuna benziyor. Mesela biliyorsunuz sahil kısmında işte ETS'dir, işte Jolly Tour'dur çok güçlü. Gidiyor adamla tek yetkililik anlaşması yapıyor. Diyor ki bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyor. O fiyatın üstüne çıkamazsın dediği için en iyi fiyatı o veriyor yani. O bölgede de atıyorum Jolly'de o otelde güçlü. O oteli alacaksan gidip Jolly'den alman lazım gibi gibi şeyler var. Yani bunları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ben geliyorum mesela, Expedia.com'a gidelim. Ve dediğim gibi buradaki kriterlerimiz şu. Siz görebiliyor musunuz oradan? Göremiyorsunuz. Şöyle geçebilirsiniz istiyorsanız, şu tarafa. Ayağa kalkınca gidiyorsunuz. Ya da şeye de oturabilirsiniz. Sorun yok. Şöyle çevirelim mi size biraz? Tamam, oturabilirsin, sorun yok. Sağa mı? Hepsi birbirine bağlı. Demir altları. Şimdi geldim, otel arıyorum. San Diego, California. Şeyi de unutmayın. Bir, şu an ben burada login'im Erhan Kayı olarak. Login olduğum için bu sistemlerin hepsi benim arama alışkanlıklarım ve paternlerimi
kendi algoritmalarına kaydedip bana özel sonuçlar çıkarıyorlar. Bu da en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Google da buna dahil olmak üzere kendi yapmış olduğunuz kişisel aramalardan ve kişisel değerlendirmelerden gelen sonuçlara varmayın. Yani şunu demek istiyorum. Siz Taksim'de The Parma Oteli devamlı arıyorsunuzdur kendi browser'ınızda. Yarın bir gün siz Taksim Otelleri yazdığınızda The Parma'yı Google size birinci sırada çıkarır. Bu The Parma Otel'in herkese birinci sırada çıktığı anlamına gelmez. Size özel kişiselleştirilmiş sonuçlardır bunlar. Yani biraz da oraya doğru gidiyor. Bu işi daha da tehlikeli hale ve daha zor hale, komplike hale getiriyor. O yüzden siz nasıl bir pattern izleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü herkesin kişisel özelliklerine yönelik sonuçlar çıkıyor. Bunun önüne geçebilmek ve geneli görebilmek adına browserlarda şey vardır. Şurada file. Incognito derler. Türkçesi ne bilmiyorum. Türkçede ne diye geçiyor? Gizli pencere diye mi geçiyor? Gizli pencere dediğimiz alanlardan bakarsanız o sizin kişiselleştirme cookie'lerini falan bertaraf edip sistem direkt genel aramaları yapar. Ama o da çok doğru bir yöntem değildir. Çünkü sistem her halükarda herkese bunu kişiselleştiriyor. Kimse bir arama yaparken gidip ben incognito pencereyi açayım da ya da gizli pencereyi açayım da öyle otel arayayım demiyor. Şimdi ben şeye bakıyorum. 25-29 arasında San Diego'da bir otel arıyorum. Search diyorum. Expedia bunu aradı genel olarak. Şimdi ben diyorum ki baktığım her şey bana göre 4 ve üstü olan tesisler iyidir. Yani şurada bakın filtre var. Bir de bu hata da çok yapılıyor. İnsanlar zannediyor ki mesela işte Taksim yazınca kaçıncı sırada çıkıyorsun Booking'de diyor. Onu şey alıyorlar ama şöyle benim bildiğim kadarıyla insanların %70'i filtre kullanıyor. Dolayısıyla genel sonuçların hiçbirisi size o konu hakkında da çok doğru fikir vermeyebilir. Mesela bir otelimiz vardı bizim çalıştığımız. Biz bakıyoruz şimdi şey böyle bayağı 2 sene falan oluyor. Booking'de falan bayağı atıyorum İstanbul'da 100 otel varsa 90. sırada falan. Ama adam deli gibi satıyor yani. Ben günlerce emin olun çatladım burada yani. Diyorum ya bizim bildiğimiz her şey ters dedim ya bu adamın şeyi. Yani çünkü normalde biz şey diyebiliyoruz işte. Eğer ikinci sayfada çıkıyorsan ya da birini öldürdün bir git ikinci sayfaya sakla. Son sırada çıkıyorsan işte bu şey yapmıyorsun falan filan. Sonra anladık ki adamın puanı 8. İnsanlar gidip 8 puan ve üstü deyip fiyata göre sort etti mi adam çat diye birinci sırada çıkıyormuş. Oradan zaten şey yapıyor. Biz o dönemde anladık zaten. İnsanlar ciddi derecede filtre kullanıyor. Dolayısıyla tüm analizlerinizi bunu göz önüne olarak yapmanız lazım. Mesela şimdi ben 4 ve 5'i seçtim buradan. Daha sonradan da geliyorum. Buradan diyorum ki price'a göre bana sort et diyorum sisteme. Çünkü ben burayı hiç bilmiyorum. Gitmek istediğim bölgeyi biliyorum. Diyorum ki 4 ve üstü iyidir. Şeye bakacağım şimdi. Mesela evet bu Pleasant Inn. Bakın şu an San Diego'da kalabileceğiniz bir de 500'ün üstünde yorum var. Görüyor musunuz? 563 kişi buna yorum yapmış ve 4-1 vermiş. Bu şu demek. Bu tesiste ben büyük ihtimalle sorun yaşamayacağım demek. Çünkü daha önce bu 563 kişi gitmiş ve buna iyi yorum yapmış ve 4 iyi bir puan yani. Hani 8 üstü. Yani şöyle düşünün. 100 üstünden 80 almış bir öğrenci. Yani üniversite boyunca bu adam iyi öğrencidir yani. Onun gibi bir genel şeyi ben bir şeylere referans almak zorundayım. Ve buradan diyorum ki bu Pleasant Inn iyi bir otel. Yer neymiş? Central San Diego. Geliyorum şuradan da atıyorum. Google Map'i açıyorum. Hani ki bunlar da dediğim gibi birçok şeyde çalışmada gösteriliyor. Şey diyor çalışmalar. Seyahat eden bir kişi ortalama 40 web sitesini gezdikten sonra satın alma kararını veriyor diyor. Mesela ben kendime bakıyorum hakikaten yani ama bunun içinde işte Google Map var, hava durumu var, bloglar var, okuyorsun bakıyorsun bir 30-40 siteyi dolaşıyorsun yani. Kimse aa hadi dur ben otelin web sitesine gidip bakıyorsun, resimlerine bakıyorsun. Yani öyle bir tur atıyorsun. Ben gerçekten Google Maps'e bakıyorum. Niye Google Maps'e geliyorum? Bilmediğim için. Tamam şimdi gidip atıyorum yani yanlış anlamıyorum Beylikdüzü'nde İstanbul'a gelmiş ki otel almayın diye yani. Anladın mı? Biraz daha yakınlarda. Şimdi Pleasant Inn. Şöyle bakıyorum. Pleasant Inn, San Diego. Şimdi şeyde de San Diego'da Little Italy diye bir yer. Burası merkez onu alıyor. İstanbul'da insanların Taksim'i referans aldığını düşünün. Buraya geliyorum. Yani 9-6 mil benim için gayet aslına bakarsanız dediğim gibi ideal bir mil yani Amerika için. Şey bil, ben burayı satın alabilirim. Daha sonradan bakıyorum zaten. Mesela şu otel var. Radisson Otel San Diego Ranchero. Bunun da puanı iyi. Fiyatı da çok karşılayabilirim gibi düşünüyorum. Kendi bütçemi de şey yapıyorum. Burada bir bakıyorum. Şimdi şöyle göstereyim ben.
Burada geldim Google Map'ten. Ama bu çok uzak. Gördüğünüz gibi 28 bile 30 dakika bu trafikte falan bir saate bulur. Bu benim direkt bunu elimine etmeme sebep oluyor. Kendim için yani ben böyle bakıyorum. Çok uzak diyorum bulunduğum merkeze. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde yapamam. Bunu direkt elimine ediyorum. Yani insanlar bu tür birçok faktöre bakıyor ve daha sonradan da satın alma kararını veriyor. Ben şimdi şeyleri bildiğim için tabii gidiyorum booking.com'a da bakıyorum. Bunun oradaki puanı kaçmış. Gidiyorum Trivago'yu açıyorum. Orada acaba bu otelin yani şunu yapıyorum aslına bakarsanız. Şu oteli açalım. Acaba Pleasant Inn'in başka bir yerde daha iyi bir fiyatı var mı? Bunu araştırıyorum. Şimdi insanlar şöyle bakın. Bir, onu da mutlaka yazalım. Önemli çünkü. Bir, insanlar önce hangi otelde konaklayacağına karar veriyor. Hangi otel? Buna ben bir karar verdim. Yine burada, yine yaptığımız birçok çalışma, ben dediğim gibi kendinizi izleyin. Kendinizi izleyin yani. Yapın böyle şeyler, kendinizi izleyin. Otel aramak için insanlar Google'ı kullanmıyorlar. Otel aramak için insanlar yani hangi otelde karar vermek için işte Booking'i kullanıyor, Expedia'yı kullanıyor. Çünkü orada daha iyi bir data var yani. Yani ben bakıyorum. Hangi otelde kalacağıma karar vermek için meta search'leri ya da OTA'leri kullanıyor. Yani bu şu demek. Google'a verilen reklam paraları doğru bir harcama mı? Mesela bu soru direkt aklına geliyor. Çünkü insanlar Google'dan otel aramıyorlar. Gelip buradan. Çünkü ben Google'dan otel aradığımda bu otelin puanını göremiyorum. Bölgedeki konumunu göremiyorum. İnsanlar ne demiş göremiyorum gibi düşünebilirsiniz. O yüzden buradan karar veriyorlar. Daha sonra ikinci aşamada da insanlar tamam atıyorum ben Pleasant Inn'de kalmaya karar verdim şu an. Bunu nereden satın alayıma bakıyor. Bu çok önemli. Yani oteli benim Expedia'dan bulmuş olmam, onu Expedia'dan satın alacağım anlamına gelmiyor. Ve bu konuda şey davranıyorsunuz, gerçekten bakıyorsunuz yani. Ben giriyorum. Otele bile mail attığımız oluyor. Expedia'da bu. Tabii. Bu. O Türklerde oluyor. Evet. O bizde var yani. Hani ben burada gördüm, sen ona komisyon ediyorsun. Bize daha iyi fiyat verir misin oluyor. Yani aynen. Yani hani ki mantıklı bence ya. Bence otelin onu değerlendirmesi lazım bana sorarsanız. Değerlendiriyorsun. Yani değerlendiriyorsun. Bunda şey bir şey yok. Çünkü otelcinin işi bu. Otelcinin işi, tekrar söylüyorum arkadaşlar, size gelen adamı sizin için maliyeti en düşük kanaldan alıp karladığınızı optimize etmek. Sizin tek ana amacınız bu. Bu böyle. Mesela biz de bir şirketiz. Evet ben de atıyorum web sitesi. Bizim de şeyimiz var ama şimdi ben bir otelci olsam tamam evet web sitesine geliyor ama benim size sağladığım bir kanaldan daha ucuza yakalıyorsanız onu o pası görüyorsanız golü atmanız lazım yani. Hani bazıları diyor yok o zaman git booking.com'dan rezervasyon yap gibi çok şeye girmememiz lazım. Yani otelcinin görevi bu. Karlılığını optimize etmek. Bunun da birkaç ayağı var. Yani doğru fiyatlandırma. Hadi onu geçtim. O zaman birçok kanal var. Hangi kanal sizin için en karlı kanalsa oradan bunu optimize etmeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Şimdi bu nereden satın alayım ayağında? Mesela Pleasant Inn dedik. Bunu geliyorum ben. Şimdi Pleasant Inn özelinde yoğunlaştırıyorum aramamı. Şimdi dikkat edin az önce hangi otelde kalacağıma karar verdim. Şimdi Pleasant Inn. Bazen Booking'e de bakıyorum. Yani hani şey işte San Diego bölgesinde aynı şeyi yapıyorum. 8 üstü olup en uygun fiyatlı olan otellere bakıyorum ama zaten aşağı yukarı yani bakalım ona da aynı şeyleri alıyorum yani. Bir de dikkat ettiyseniz şu an hem şey de çok önemli. Hem burada şu an member olarak login olmuş durumdayım. Hem de booking.com'da zaten herkes Genius ediyor booking.com. Ben de Genius'ım. Buradan aynı tarihleri arıyorum. 24, 29. Aynı şekilde arıyorum. Yine San Diego bölgesinde. Burada yine aynı şekilde geliyorum. Very good. Yani 8 ve üstü 112 tane otel varmış. Bu yüzden bu arada puanlar çok önemli. Bilginiz olsun. Lowest price first. Zoo Hostel diye bir şey var. Yani 4.5 ve üstü şey yıldız olarak değil de puan olarak şey yaptım. Scripts'in yani hostelleri geçiyorum. San Diego Downtown. Orada tek gecelik aramamış mıydık? Yok orada da şey aradım. Orada tek gecelik fiyatı verdi. Booking böyle toplam veriyor.
Çocuk vardı orada. Evet, burada da girdim çocuğu. Mesela burada King's Inn'i vermiş. Gördüğünüz gibi King's Inn 8.5. Yani belki şey olabilir. Pleasant Inn'in burada puanı düşük olabilir. Mesela o önemli bir şey. Ona bakabiliriz. O neden önemli? Çünkü biz biraz da Avrupa'ya yakın olduğumuz için belki de Avrupalı müşterilerin, yani buradan daha çok bizim gibi Avrupa'dan gidenler şey yapıyor. Mesela şurada web sitesi var zaten. Ama organikte biraz altta çıkıyor. Görüyor musunuz? Şunlar reklam. Ama organikte TripAdvisor birinci sırada, Booking ikinci sırada. Bu biraz sıkıntı. Expedia'yı buldum. Mesela King's Inn'de burada 3.9. Yani böyle şeyler oluyor ama öbürüne göre daha iyi yani. Öbürü 7.9 değil yani. King's Inn biraz daha iyi olabilir bizim için gibi düşünüyorum. Büyük ihtimalle buna rezervasyon yaptım zaten ben diye hatırlıyorum yani. Bir bakalım. Bir de bu yorum sayıları da çok önemli. Tabii tabii çok önemli. 100 tane yorumda 4.1 ile. Aynen. King's Inn'e rezervasyon yapmışım. O yaptığım araştırmalardan sonra King's Inn'e gitmeye karar vermişim. İlk başta Pleasant Inn'de dolaştım olunca King's Inn'e gitmişim. Bakmışım fiyatları falan gibi. Yani ben bu şekilde rezervasyon yapmışım. Şimdi bu müşteri ayağı. Müşteri böyle olduktan sonra, ben size şunu da göstereyim mesela şimdi. Şurada gelelim. Sizin otel olarak ne yapmanız gerekiyor? Şunu yapmanız gerekiyor. Mesela şimdi şuradan geldim. King's Inn. San Diego. Şimdi King's Inn San Diego şurada. Yani böyle harita üstünden gidin. Yani şunu demek istiyorum. Bu sizin Taksim'i bilmediğiniz ya da otel izlerse onu bilmediğiniz anlamına gelmiyor. Buna bakan müşteri nasıl görüyor? Onu görmeniz için. Burada bakın King's Inn'in etrafında hangi oteller var yani acaba? Onu bir bakalım. Mesela hemen şurada bir Atwood Otel var. Görüyor musunuz? 3.9. Şuradan hemen hızlı şeye geliyor zaten. Bu da aşağı yukarı 3.9 civarındaydı. Bu o zaman Atwood Hotel benim için rakip. Yani şunu demek istiyorum. King's Inn San Diego, Atwood Hotel'in o gün kaç oda dolu olduğunu, ne kadar oda sattığını bilmeden geliştirdiği her stratejide çuvallar. Çünkü ben bakıyorum ya Atwood varmış, o bakayım onun fiyatı ne kadarmış diye. Hatta bakalım. Ona da bakmıştım ben diyorum. Ama yorumlar öbür tarafta. Atwood daha yeni bir otel ama bu daha oturmuş bir aile. Meksikalı bir şey yönetiyor. Ona kadar öğreniyorsun şeyden yani yorumlardan. Hani daha sıcak kanlılar. Biz de diyoruz Amerikalılar soğuk, Meksikalılar biraz daha bize benziyor falan. Kafanızdan böyle 1000 tane şey geçiyor yani. Anlatabiliyor muyum bu kararları verirken? Yani çok ilginç bir şekilde. Bunlara bakmanız lazım. Şimdi tüm bunları yaptıktan sonra, şimdi ben biraz daha genel çerçeveyi anlatmaya çalıştım size. Yani müşteri nasıl bakıyor? Biz otel olarak nasıl bakmamız gerekiyor? Tüm bunları bir analizini yaptıktan sonra oturup böyle belki bir hafta ekibinizle yapabilirsiniz. Herkese bunu görev olarak verebilirsiniz. Şeyleri çıkarmanız gerekiyor. Bölgede size rakip olan oteller kimler? Yani o neye göre belirleniyor? Mesela ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Dikkat ettiyseniz az önce şu neredeydiniz şu an? Şimdi Pleasant Inn, Holiday Inn Express Hotel, bu South Bay'de, ben buna da bakmıştım, hatırlıyorum. Bunun yaklaşık 20 kilometre ötesinde falan. Bazen bana diyorlar ki, Eren bizim otel Taksim'de. Ama işte bizim bu şey, bir hemen Google altında birini çıkarıyor, şu sıralamaya göre. Ya da Booking.com, o adam diyor havalimanında, o benim rakibim değil ki diyor. Hayatında en büyük hatasını yapıyor. 20 dakikada bir şatılı var. Rakibin senin. Yani o, yani şu hatayı çok yapıyoruz. Yani o kartı o dele sokuyoruz ısrarla. Bunda çip yok yani. Adam öyle bakmıyor buna. Adam baktığı zaman ben gerçekten bu arada şu Radisson Blue ile şunun arasında çok kaldım. Yani çocuk olmasa çocuğu da götüreceğim ben. Orada kalabilirdim yani. Yani çünkü ben 30 dakika giderim arabayla. Yani etrafı görmüş olurum yani. Benim için çok da bir şey fark etmez. Yani onu online'daki competition'ınızla sizin etrafınızdaki competition'ınızı ayırt edin. Yani evet atıyorum sizin çok yakınınızdaki bir otel ama Taksim'deki bir otel de sizin şeyiniz. Rakibiniz yani. Online'da öyle. Şu sıralamada siz aynı şeydeyseniz online. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. Pleasant Inn 4.1. Bu da 4.1. Biri 86'ya satıyor. Biri 71'e satıyor. Pleasant Inn'in şu an Expedia'daki fiyatlandırması yanlış. Çok uçurum var. Şöyle yanlış, ucuza satıyor. Bugün için.
Yani çünkü zaten puanın senin 4.1 bu kadar düşmene gerek yok. Yani onu gören adam belki şey diyordur. Yani ya bizim şeyimiz farklı, adı nedir, lokasyonumuz farklı, daha yakın, o mu, daha kaliteli yatağım var. Adam bunu bilmiyor yani. 4.1 ise bitti onun için yani. Bu da çok önemli bir şey. Yani mutlaka oteliniz güzeldir. Ben onu bazen bu bizde bir tartışmaya dönüyor. Adam biliyor, hep buradan bakıyor yani. Yani şuna dönüyor iş. O benim çok sevdiğim bir şey vardır. Yani şu vardır ya şöyle. Şu altı, şuradan bakan adam bunu 9 görür. Şuradan bakan adam 6 görür. Müşteri buradaysa tamam mı yani? Müşteri neredeyse gidip onun tarafından bakacaksınız. Bitti yani. Hani bu Coca-Cola'yı ben çok severim mesela. Hani böyle Ramazan'da reklamlar yapar, en duygusal böyle. Böyle Yahudi şeylerinde böyle bayramlar var. Adını ondaki en dindar reklamları yapar. Hristiyanlarda böyle Christmas'ta en şey. Yani Coca-Cola adam satmaya çalışıyor. Her yerde yani nereye uygunsa, neyi götürüyorsa onu yapıyor yani. Hani bizim de şeyimiz biraz yani bu tür konularda tutucu olmaya çok gelmiyor maalesef. Bakacağız. Müşteri nasıl karar? Evet, senin otelin çok iyi olabilir. Çok şey olabilir gerçekten. O zaman abi bunu buraya yansıtacağız. Bu 4.1 değil 4.5 olacak yani. Çünkü ben buna göre karar veriyorum. Bilemem yani ben. Ve insanlar ona göre yorum yapacaklar. Bu konuya titizleneceksiniz. Ama bu 4.1, bu 4.1 iken sen 71'e satıyorsan yine zarar ediyorsun. Bence o 81'e satsa, bana sorarsanız bugün, alacak adam yine onu alır yani. Çünkü fiyat avantajı sağlamış. Ama şu 4 olsa mesela o zaman tamam. Yani 70 bandında şey yapabilir. Durabilir, bulunabilir. Yani şunu demek istiyorum. Bunları takip etmeniz lazım. Ki ona göre fiyatlandırmak lazım. Şunu yani bazen mesela öyle biz vakalarla karşılaşıyoruz ki puanı 3. Fiyatı 150. Yani 4'ün üstünde olan herkes 80'e satıyor falan. Sonra da diyor ki Erhan biz online'dan satış yapamıyoruz. Yani satamazsınız yani. Bu maalesef böyle dinamikleri var. Ona göre kendinizi ya o tarafı arttıracaksınız ya bu tarafı geliştireceksiniz. Yani şunu demek istiyorum. Bölgemize baktık. Fiyatımız ne kadar? Rakiplerin fiyatı ne kadar? Burada zaten en zor olan kısım şu. Şu an biz bir güne bakıyoruz ama sizin otelci olarak bugünden itibaren İstanbul için herhalde önümüzdeki 30 güne baksanız kafi. Çünkü İstanbul herhalde değil mi? Son 30 günde falan booking window dediğimiz şey. 30 günde gerçekleşiyor. Değil yani. Yani 30 güne baksanız yeterli ama bir Antalya falan daha farklı. Onlar bir bakması gerekiyor. 5-6 aylık periyoda bakması gerekiyor. Yani orada bu erken rezervasyon falan olduğu için. Bugünden artık rezervasyon pencereniz neyse, booking window'unuz neyse, bugünden ileriye o tarihe kadar bakmanız gerekiyor. Tüm bunlara baktıktan sonra da şimdi şeylere baktık. Bunun mesela burada member discount var. Kaldikte mesela discount olmayabilir. Tabii o yüzden dedim ki ikisinde de member. Member olarak bakıyorum. Mesela burada şey, belki de kaldıkta fiyatı 84, o zaman bir sıkıntı yok yani. Member'a %15 diskontu var. Ama fark etmez. Yani şöyle söyleyeyim, az önce dediğim gibi doğru bir bakış açısı aslında. Ama o da member. Yani şunu demek istiyorum, member'ları kaçırıyor bu sefer. Yani ona göre fiyatlayacak. Şimdi tam ona geliyordum yani. Şimdi fiyatlandırmayı nasıl yapacağız? Otelimize karar verdik, kendi konumumuzu belirledik. Bu seferden de farklı kanallardan, yani şunu yapabilirsiniz. Dediğiniz gibi member'da adamı takip edersiniz. Rakibiniz member'da bir indirim vermişse o zaman siz de vereceksiniz. Çünkü o zaman member segmentini kaçırıyorsunuz. Ya da rakibiniz çok ilginç bir şekilde Facebook kullanan birisine Facebook şeyini vermişse, indirimi vermişse o zaman siz girip Facebook'ta bir indirim vereceksiniz. Kendi web sitenizden bahsediyorum. Ya da adam Instagram'da bir şey çıktıysa Instagram'dan farklı bir şey vereceksiniz. Mobili hedeflemek istiyorsanız biz şu an mobile bakmıyoruz. Ben bu arada mobilden de baktım. Mobilde bazen daha iyi deal oluyor. O zaman mobilde ona yani şunu demek istiyorum. Altta da gelirinizi optimize etmek için gelirinizi optimize etmeniz için şimdi diyelim şeyi yaptınız. Biraz web sitesi olduğu için burayı şey yapıyoruz. Hani kontrol edebilir. Diğer kanalları da satıyorsunuz. Otel olarak rakiplerinizi farklı kanallarda da kontrol etmeniz gerekiyor. Hani o yüzden diyorum biraz konu çetrefilli ve emek isteyen bir şey diyor. Bu adam member'da nasıl bir fiyat stratejisi izliyor? Facebook'ta nasıl bir strateji izliyor? Acaba atıyorum mailing yapıyor mu? Mobilde nasıl bir strateji izliyor? Buna göre de çıkmanız lazım. Ya da siz mobili son dakikacılar olarak hedefleyip mobile daha yoğun bir iki gün arasına verip kısıtlamalarla, farklı fiyatlandırma yöntemleriyle kendinizi doğru bir yere konumlamak gerekiyor. Yani ben bugünkü
workshop'un bu ayağını şimdi yavaş yavaş toparlayacağım. Bu hafta ve önümüzdeki hafta dediğim gibi biraz daha bunları önümüzdeki hafta workshop olarak nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bugün ben size biraz genel resmi vermek istedim. Yani bir müşteri nasıl davranıyor? Biz nasıl bakmalıyız ve neyi nerede bakmalıyız? Yani emin olun bu iş çok düz bir iş değil. Yani yine bazı oteller oluyor mesela, rakibinden çok şey kaptırıyor. Bir bakıyoruz, çok son dakika iş adamlarına yönelik bir otel. Ve insanlar mobil kullanıyor. Rakibi mobilde %20 indirim vermiş ama public'te yakalayamıyor bunu. O zaman sizin mobile ayrı bir şey çıkmanız lazım. Yani şeyi unutmayın, farklı kanallar var. Her farklı kanala farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. Bunu neye göre benchmarklayacaksınız? Yani neye göre kendinizi yani atıyorum ben şimdi şöyle söyleyeyim size, hep söylüyorum da annem uzun yıllar benim için ağladı, üzüldü. En büyük sebebi bu çocuk çok kısa kaldı diye. Yani niye? Çünkü benim iki kardeşim de abim de bir 90'ın üstünde yani. Gerçekten aslında anormal olan onlar. Ben bunu liseden sonra anladım. Liseye kadar ben de çok üzülüyordum çünkü hep öyle annem bu çocuk kısa, ben kendimi kısa zannediyordum yani. Ama aslında ben normalmişim yani. Onlar uzunmuş yani. Hani kendinizi neye göre kıyaslayacaksınız? Neye göre benchmarklayacaksınız? Yani bölgedeki otellerin ne kadar sattığı, puanlarının ne olduğu, ne hizmet verdiği, hangi kanaldan ne yaptığını bilmeniz lazım. Bilmeden, bunu planlamadan bir strateji izlerseniz başarısız olursunuz. Bunun dediğim gibi bir emek istediğini anlamanız gerekiyor. Ki o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir de en önemlisi planlamanız gerekiyor. Büyük zincirlerde çalışan arkadaşlar varsa bilirler, büyük zincirlerin hangi dönem hangi indirimi çıkacağı bile bellidir. Promotion calendar'ları vardır. Promosyon yani takvimleri vardır. Biz diyoruz abi ne yapalım, hadi %20 çıkalım yani. Yani böyle ezbere karar veriyoruz. Yani neyi, ne dönem, talebe göre, ivmeye göre bunları yapacağımızı oturup bilmemiz lazım. Bunları neye göre bakmamız lazım? Bölgedeki talebe, bölgedeki duruma, bölgedeki diğer dinamiklere göre yapmamız ve oradan ilerlememiz lazım. Bunları okumamız, bilmemiz lazım. Önümüzdeki hafta biraz daha buna bakacağız. Açacağız Google Analytics'i, nasıl okumamız gerektiğine bakacağız. Bölgedeki talebi nasıl anlayabiliriz, ona bakacağız. İşte bunları ücretsiz olarak nasıl yapabiliriz, onlara bakacağız. Buradaki talebe göre de nasıl aksiyon alacağız kullandığımız bu Booking Engine üstünden, onlara bakacağız önümüzdeki hafta. Var mı burada sorusu olan bana? Önümüzdeki hafta cumartesi. Ha, önümüzdeki hafta diyorum, özür dilerim. Yani takvimi 10 Şubat'ta. Yani şey bu, yani şu, hatta bu arada bu eğitimleri siz de böyle, yani siz de şey yapmak isterseniz, yani beraber yol alalım derseniz, siz de bence otelleriniz için böyle bir çalışma yapın. Bir bakın, kendinize bir rakip listesi çıkarın. Sonra bir şeyleri inceleyin, bulunduğunuz bölgede. Fiyatları bir inceleyin. Kendinize bir mesela takvim çıkarın. Mesela mobilde nasıl bir indirim uygulayacağım? 4 gece konaklayana nasıl bir strateji uygulayacağım? Rakipler ne yapıyor? Mesela biz şu an hep bir güne baktık rakiplerimize, örnek veriyorum. Bir de 3 güne bakın. Belki adam 3 günde indirim tanımlıyor. Yani biz Ankara'da bir dönem bazı otellerle çalıştık. Hep anlatıyorum bunu. Ankara'da 1,5 gün ortalama konaklama süresi. Average length of stay dediğimiz şey 1,5 gün. Siz bu gerçeği dikkate almadan stratejinizi geliştirirseniz patlarsınız. Yani 4 güne free transfer verirseniz, aynen öyle yani. Adama bir de şey diye söyleniyor. Adama bir de bedava şey veriyoruz yani. Yani kimse Ankara'da sen bedava transfer verdin diye 4 gün durmaz ya. Gibi bir şey var. Yani bunları öğrenip kendinizi tanıyıp, rakiplerinizi tanıyıp bir strateji geliştirmeniz lazım. Ve kağıt üstünde bunu uygulamanız lazım. Ve daha sonradan bu stratejileri işte bu teknolojilerle daha rahat uygularsınız. Diyorum ya ben, hani teknoloji aldığım sizi uçurmaz ama bir rate shopper sizin tüm rakiplerinizin puanlamasını da fiyatlarını da 30 gününü sabah size hazır eder. Senin bunu okuyup ona göre öbür türlü sen ne yapacaksın? Her tek tek bakacaksın. Sonra 3 saat harcayacaksın. Yani bu seni zamandan kurtarır. Ya da sen bir channel manager, sen diyelim tüm bunlara baktın, mobilden ya da atıyorum 2 güne %20 indirim vermek istedin. Ya da çarşamba gününde $90 çıkmak istiyorsun. Channel manager'dan girersin, $90 gönderirsin. Öbür türlü tek tek hepsine girmen, güncellemen gerekiyor. O senin 3 saatine mal olur. Bunu 5 dakikada yapmış olursun. Yine dediğim gibi ne channel manager ne rate shopper size bu stratejileri geliştirmez. Bunlara sizin oturup kendiniz bakın. Neyi nerede yaptığınızı anlayın. Ondan sonra bu teknolojilerle daha efektif, daha hızlı kullanmanız gerekiyor. Çünkü atıyorum bir dinamik yakaladınız. Channel manager'da siz bir dakikada gönderirsiniz bu fiyatı, herkese gider. Rakibinizde yoksa bu o 3 saat uğraşır yani. O arada da bir sürü rezervasyon kaybetmiş olur gibi gibi düşünebilirsiniz. Ama artık herkes bu teknolojileri kullandığı için artık bunları da daha iyi kullanmaya, doğru kullanmaya bakıyor.
Erhan Bey, şimdi siz sıralama yaparken guest rating yaptınız, 4.5 ve üstü dediniz. Şimdi burada klas olarak bakıldığında 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız var. Bizim çoğu otel sınıflandırılmamış otel ve bizim misafirlerimiz yurt dışından geliyor. Çoğu butik otel ve sınıflandırılmamış otelin dahi bilmeden biz bir kere otel satmaya çalışıyoruz. Sonra fiyat $71 düşük kaldı dediniz ama price per night yaptığınız zaman desten $75 vermiş. Şimdi eğer birisi fiyat aralığını da koymuş olsaydı zaten onu Pleasant Inn giremeyecekti. Ve odası var ve o şekilde satmak zorundaki o oda fiyatını girmiş. Yani arama yaparken yalnızca yorum olarak yapıldığı zaman İstanbul şartlarında yorumlar zaten çok düzgün. Genel olarak çoğu otel 8 ve üstünde. Bu bizi şey yapmıyor ama property class yapıldığı zaman biz bir kere sınıflandırılmamış otel çok fazla. Artı şu anda sınıflandırılmamış oteller bazı kanallarda aynı standartlarda olmamıza rağmen farklı yıldızı da kullanabilmekte. Ve satışı da arttırmakta. Çok satış arttırıyor. Doğru. Bir de o var. Bu dengeyi kuramıyoruz ve mesela bana yurt dışından çok fazla, tamam siz bir butik otelsiniz ama sizin sınıfınız ne? İki misiniz, üç müsünüz, dört müsünüz? Nesiniz? Acentalar bile yıldız sayısına göre size o zaman kontak onlardan gidiyoruz ama online'dan bakarken de biz bunları araştırarak gidiyoruz. Bir de post sisteminde mesela bahsettik. Virtual kart önemli ve insanlar size kartını vermek istemiyor. O zaman biz web sayfası üstünden nasıl rezervasyon alacağız? Hep web sayfasına yönlendiriyoruz ya misafirleri. Siz de post kuracaksınız. Biz de post kuracağız. O zaman değişeceğiz. Ama bu şöyle yani insanlar kredi Amerikalılar vermek istemiyor. Yani bilmiyorum şu an bildiğim kadarıyla... İstiyor tamam olmayabilir. O zaman... Olmayacak anlamına gelmez. Mesela siz de opsiyon çok yani. Az bir %5'lik de olsa onu çekmek için demek ki bir şeyler yapabilmek gerekiyor. Tabii gerekiyor. Yani ben şeyi de söyleyeyim. Öncelikle burada... ben bu tamamen kendime göre anlattım. Tabii, ben nasıl baktığımı anlattım. Yani evet. Siz de o yüzden diyorum siz de bakın. Yani ben böyle evet. Bakıyorum çünkü... Bir de sıralamanın en üsttekini seçtik mesela. Sıralama çok önemli. Yani tabii benim bu kadar çok zamanım olmayacak. 10. sayfaya gelinceye kadar benim halim kalmaz. İlk 200 sayfa benim ilk için sayfa. Yeterli oluyor zaten. İlk sayfa. Hadi bilemedin çok vaktim var. Bir hafta yok işte. Yani o ispatlanmış. 3 sayfayı yapıyorum. Yani sıralama siz şey, çok yani, önemli. Çok önemli. Birinci sayfa. Yani... Kendinize de bakın, Google'da bile bir şey aradığınızda hiç ikinciye tıkladığınız oluyor mu bilmiyorum yani şey bile, o haber işte, bile arasanız. Sıralama bir, bizim yerlerde fiyat hakikaten çok önemli. Fiyat sıralama da avantaj sağlıyor ama ben fiyat kadar puanınızın da çok önemli olduğunu puan düşünüyorum. Puan önemli ama bizim kendi otellerin içerisine baktığınız zaman hep herkesin puanı iyiyse için, tabii o zaman işte fiyat diye belirliyor. Ben düşünüyorum, etrafımdaki rakip otellerime göre İşte o noktanın da şey olması gerekiyor yani orada bir toplu... Topluluk bilinci olması gerekiyor. Topluluk bilinci Türkiye'de hiçbir konuda. Evet yani o konularda bizim sıkıntımız var. Şöyle sıkıntımız var. Biz fiyat düşürdüğümüzde buraya ekstra müşteri getireceğimizi zannediyoruz. Evet. Yani gelecek adam zaten geliyor. Yani hani onu biz kestiremiyoruz. Yani fiyatlandırmayı da bilmediğimiz için mesela bazen bakıyorum otel satıyor diyelim bir şeye hesaplıyorum. Nasıl kurtarıyor onu bilmiyorum. O öncedendi. Şimdi ekstra misafir gelmeyeceğini biliyoruz. Bizim niyetimiz artık başkasınkini nasıl kapabiliriz? Ondan satıyoruz. Ya da ona döner zaten iş yani. Ona dönüyoruz. Yani ona dönecek zaten. Fiyat düşürdü mü herkes maalesef ona evet, dönüyor yani. Rekabette dönüyor, şeye evet. Dönüyor. Orada belli bir bantta tutmak gerekiyor. Mesela Amerika bu işi çok iyi yapıyor. Yani geçenlerde bilmiyorum paylaştım gördünüz mü? Amerika 2015'i baz aldık. İki şeye baktık yani. Bir... ülkelere gelen turist sayısı, ülkelerin turizm gelirleri. Yani bu Dünya Turizm Örgütü'nün bir raporu. Bakıyorsunuz Türkiye 6. sırada gelen turist sayısı olarak. Gelirde ilk 10'da yok. Amerika 2. sırada gelen turist sayısı olarak. Fransa 1. sırada. Fransa 9 milyon falan daha fazla turist ağırlamasına rağmen Amerika turizm gelirlerinde Fransa'nın 150 milyar dolar önünde 1. sırada. Yani şunu demek istiyorum, bizim şunu anlamamız lazım. Gelen turist, yani turist sayısı ya da sattığınız oda sayısı çok da önemli değil aslında bakarsanız. Yani ne kadardan sattığınız daha önemli. Mesela bizim bir otelimiz var. Senede atıyorum 20 oda satıyor. Bir otelimiz var, 150 oda satıyor. Bu 20 oda satan otel gerçekten başa baş onunla. Adam 20 oda satmış, kafasına aynı parayı kazanmış zaten.
Çok önemli yani, onu da bilmiyoruz biz biraz. Onların da hesabını, kitabını iyi yapmak gerekiyor. Onları yapıldığı zaman işte ben diyorum ki bunlar öğrenilse, zaten şey yapılsa, oteller bu kadar zaten düşmeyecek. Yani düş birbirine de baktığı için belli bir aralıkta, yani o toplu bilinç oluşsa ülke kazanacak aslına bakarsanız. Yani şimdi herkes hem birbirimizi düşünüyoruz, birbirimizi de kazanıyoruz gibi gibi, o bayağı bir çetrefilli şeye, hale dönüşüyor. Buradaki sıkıntı da şey zaten, hani arzın çok fazla olması değil mi? Yani herkes otel ruhsatı veriyor. Yani her gün yeni bir otelin oluştuğunu görüyoruz. Yani İstanbul'daki doluluk oranının %50, sen hala şey yapıyorsun, o oranın %70'e çıkması lazım ki ondan sonra yeni otel ruhsatı veriyor. Doğru. Ben kendi oranın açısından konuşuyorum. 2004'te tek otel vardı. İstanbul'da. Şu an 33 tane otel var. Oda sayısı en az 3000. Buna artık günlük kiralıklar da var mesela. 5000 ile onlar var. Yani 8000 yatağa ulaşmış. 8000 odaya ulaşmış. Değil mi? Bu hala yeni otel açılıyor. Doğru. Şimdi bu noktada sen fiyatı düşürmek zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü bizde mesela çok yakın bir otel. Hilton Erdem var. Hilton'un çatısı altında. Şimdi insanlar bakıyor, ay evet Hilton'da kalıyor. Ama ne kadar kalıyor? 35 liraya kalıyor. Bana göre 35 liraya sattığı hiç bir mantığı yok. Ama 35 liraya sattığı zaman sen en fazla 35 liraya 50 liraya satabiliyorsun. Şimdi bundan sonra da işte bizim burada devlet olarak şeyi bırakmamız gerekiyor artık. Hani hep hayali olarak diyorlar ya, biz turizm hedefi işte 50 milyar dolar kazanacağız falan. Neyle kazanacaksın? Senin gelen turist sayının artıyor ama işte gelirin düşüyor. Hani gelir yönetimi yapmadığın sürece hiçbir şey olmaz. Tamam, sohbet kısmına, ikinci kısmına zaten geleceğiz. Bir 10 dakika ara verelim istiyorsanız.